Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi böyle bir elbise dikeceğiz. Kursa giden yeğenim için dikiyorum bunu. Kumaşını da böyle tercih ettim. Elimde bu kumaş vardı. Rengarenk ayakkabılar var üzerinde ve ben çok beğendim. Ölçülerimde bunlar. Durdurup bakabilirsiniz. Kendi ölçüsünü aldım. Elimdeki herhangi bir kalıba bu ölçüleri uyarladım. Yani omuzu mesela 10 santimdi. Benim yeğenimdeki 9 santimken ben oradan 1 santim girerek düzelttim. Bu şekilde yaptım ve robasını göğsünün üstünden istedi. Aslında göğsüne kadar olması gerekiyordu. Ama robasını göğsünün üstünden istedi. Rahatsız olan bir çocuk. Yani rahatsız olur, hassastır. Böyle onu rahatsız edecek şeyler olmamalı. O dikiş yeri üste gelsin istedi. Biz de bu şekilde yaptık. Ölçüsünü aldım. 12 santimden aldım. 12 santim gelecek kadar 10 yaşındaki bir kız çocuğu. 12 santim aşağı inecek kadar yaptım. Bu şekilde kumaşımı, ön bedenimi koydum. Ön bedeni pat yapacağım için çıt çıt ve düğme ekleyebilirsiniz. Ben çıt çıt yapacağım. Çıt çıt için böyle bir pay bıraktım. 2 santim ön taraftan, 2 santim arka taraftan. Bu şekilde kumaş katına koyuyorum ve kesiyorum. Bu ön bedenim, üstündeki de arka bedenim. Bu şekilde koyacağım ve kenarlarında dikiş payı bırakarak kesimimi tamamlıyorum. Bir yandan siz bunu izlerken ben de şunu söylemek istiyorum. Kız çocukların elbise çeşitleri çok olabiliyor. Satışta da bu şekilde insan kendi dikerken öyle oluyor. Ve böyle cicili bicili rengarenk insan gerçekten çok hevesleniyor. Benim de iki tane oğlum var. Kızım olmadığı için çok hevesleniyorum açıkçası. Ben de en kolayından yeğenime dikiyorum. Gerçi her zaman dikemiyorum. Fırsat buldukça tek tük böyle dikmeye çalışıyorum. Bu yüzden kanalımda daha çok erkek elbisesi, erkek kıyafetleri, tişörtü, şortu falan bunlar daha çok. Ama tabii zamanla kız olanları da çoğaltmak istiyorum ki talebe göre. Çünkü kız elbiselerini de dikmeyi çok istiyorlar. Bu şekilde soranlar çok oluyor. Hatta birkaç tane model var aklımda. Böyle prenses model falan dikmek istiyorum. Kendime de kıyafetler dikmek istiyorum, mont dikmek istiyorum, ferace çeşitleri dikmek istiyorum. Çok seviyorum. İnşallah zamanla bana da sıra gelecek diye ümit ediyorum. İnşallah bakalım. Şimdi bu şekilde arka bedenimizi de kesiyoruz. Ön bedenimizi de kestik, gördünüz. Aynısından ön ve arka olarak birer tane daha kesmemiz gerekiyor. Üst bedeni iki kat yapıyorum. Yani içi de dışı da aynı kumaştan düz tarafından görünmüş olacak. Çok temiz ve güzel bir görünüş oluyor. Göreceksiniz bittikten sonra. Bu şekilde kumaşı aynen koydum ve ondan da iki tane kestim. Şimdi kolumuza geldi sıra. Kolumuzu böyle çift kat kumaşa yerleştiriyorum. Özellikle bu çift katlarda kat yaparken, katlarken şuna dikkat edin. Ben şu an yandan katladığım için kumaşımın deseni düz oldu ama yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı katladığınız zaman ve kalıbı koyduğunuz zaman kumaşın bir tarafı düzken diğer tarafı ters olacak kat yaptığınız için. Yani özellikle kumaşın desenine bakarak yerleştirmenizi öneriyorum size. Yeni başlayanlar için, hiç bilmeyenler için söylüyorum bunları. Bu şekilde kalıbımı koydum. Keseceğim. Kol ucundan bir 5-6 santim fazlalık vereceğim. Çünkü oraya lastik takıp böyle fırfır yapmak istiyorum. Ama onun da içi temiz görünsün diye içeri katlayarak yapacağım. Yani o 5 santimi içeri kıvırıp lastiği öyle takacağım ki onun da içinden aynen desenleri görünsün istiyorum. Şimdi bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Uç kısmındaki yamukluğu da bu şekilde düzelttim ve kol kesimim böyle bitti. Şimdi sıra geldi alt bedenimizi pileli yapacağız arkadaşlar. Ön ve arka bedeni aynı anda kesebilmek için kumaş katı yaptım. Ön ve arkayı üst üste koydum. Yani burada 4 kat kumaş var. 4 kat kumaşı hani ilk başta bir tane kalıp çıkarmıştık, ikiye bölmüştük ya üst beden için. Bunun alt bedenini kumaşıma bu şekilde yerleştiriyorum. Kol oyuntusu köşeye gelecek şekilde yapıyorum. Çünkü ön tarafa pile vereceğim. O ön taraftaki fazlalık kısım, şu gördüğünüz 10 santimlik kısım onun için bırakılmış. Böyle koyuyorum kumaşımın üzerine, sabitliyorum ve buradan kesiyorum. Bu şekilde iğnelerini çıkardım. Bakın böyle 4 kat ön ve arka beden bu şekilde. Şimdi burada ön ve arka beden var. Ben bunu birbirinden ayıracağım. Çünkü ön bedenin oyuntusunu biraz daha fazla yapmak istiyorum. Kenarlarını da 4 kat yapmıştım, birleşikti. Şimdi kenarlarını düzeltiyorum. Yani keserek birbirinden ayırıyorum. Ön ve arka beden bakın bu şekilde ayırdım. Şimdi bir bedeni ayırdım. Arka bedeni kaldırdım. Ön bedeni
bu şekilde düzelttim. Kol kısmından, oyuntusundan bir miktar daha orada kesiyorum. Bir yarım santim, bir santim kadar daha içeri geçmesi gerekiyor. Ön beden her zaman arka bedenden daha küçüktür. Kol oyuntuları daha oyuntuludur. Aklınızda bulunsun. Şimdi dikişe başlıyoruz. Bunlar ön ve arka bedenlerim. Arka bedenin önüne ön bedeni bu şekilde koyuyorum. Omuzlarından dikeceğim. Siz bu şekilde izlerken ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu şekilde böyle gördüğünüz gibi. Şimdi dikerken de size göstereyim. Overlock çekerek dikiyorum. Sadece overlockla diktim. Bazı penyeleri hiç dikiş kullanmadan sadece overlockla da dikebiliyorum. Aklınızda bulunsun. Böyle penyeler, sivitler, normal hazır giyimde de böyledir. Hatta marka vereyim, Melisma'da falan da bu şekildedir. Yani içini açıp bakın. Çoğunda sadece şey bulunur. Overlock bulunur, dikiş bulunmaz. Özellikle ince kumaşlarda dikiş yapılır. Viskon gibi, etek gibi, elbise gibi bunlarda dikiş de vardır. Böyle diğer giyimlerde sadece overlockla sabitlerler ve bırakırlar. Zaten overlock'un iki tane iğnesi var. Yani iki tane çift dikiş geçer. O da sağlamdır. Yani dikişten daha sağlamdır. Bu şekilde omuzlarını birleştirdim. İki tane yapmıştım biliyorsunuz. Bu şekilde ikisini de birleştirdim. Şimdi üst üste koyuyorum ve size bu şekilde gösteriyorum nasıl olduğunu. Şimdi bunun için farba da denilebiliyor. Yaka içinde diyebilirsiniz. Yaka olarak da yapacağız. Büzgü de diyebilirsiniz. Ne demek istiyorsanız genelde farba deniliyor. Bu şekilde 10'ar santimlik genişliğinde istediğiniz uzunlukta. Ben kumaşım bu kadar el veriyordu. Bu uzunlukta kestim. Bu kadar kesiyorum. Kestikten sonra şimdi bu büzgüleri nasıl yaptığımı göstereceğim size. Neden 10 santim yaptım? 2 kat yaparak büzgü yapacağım. Daha tok durması için. Bu şekilde yaptım. Bakın 10 santim. 2'ye katlıyorum. Bunu 2'ye katladıktan sonra tansiyon ayarını 0'a indirip adım ayarını 5'e, yani en yükseğe, 3 de olabilir 5 de olabilir, makinelere göre değişir. Bakın burada yükselttim bütün adım ayarını. Bu şekilde yaparak çift dikiş geçeceğim. Neden çift dikiş geçiliyor? Bir kere dikiş diktiğinizde evet büzebiliyor musunuz? Büzebiliyorsunuz. Ama iki tane yaptığında kayma olmuyor. Şimdi ben bir kere yapıyorum. Bakın burada dikiyorum. Bir kere dikeceğim. Diktikten sonra büzdüğümde dikiş yaparken açılabiliyor. Aynı yerden iki tane dikiş geçiyorum. O şekilde büzdüğümde fazla şey yapmıyor. Açılmıyor. Dikimi daha kolay oluyor. Bakın bu şekilde bitti. İki tane ipim var. Büzmeye başlıyorum. Bakın böyle alta gelen ipimiz var ya, üstteki dikiş ipimiz değil de alttaki dikiş ipinden çektiğimiz zaman bu şekilde büzgü oluyor. İnsana bunları izlemek terapi gibi geliyor ya. Hem böyle dikiş işleri hem temizlik işleri gerçekten bana öyle hissettiriyor. Bu şekilde yaptım. Tamamen büzgüsünü bitirdim. Şimdi ön ve arka bedenimizi dikmiştik. Bu büzgüleri temiz tarafı içe bakacak şekilde, dikiş kısmı dışa bakacak şekilde böyle yavaş yavaş diziyorum. Boğazımızın etrafı yaka olacak. Ön kısmından pat kısmına kadar gelmesini istediğimiz için bakın bu şekilde yapıyorum. Fazlalık kısmını keseceğim ben oradan. Dikiş kısmından aynen üzerinden geçerek dikiyorum. Burada diktim. Bakın bir sürü dikiş görünüyor. Alt tarafında hatta bakın böyle biraz yamukluk falan, makinenin ayağından kayanlar oluyor. Bunu da ne yapıyoruz? En sonunda makasla keserek tamamen düzeltiyoruz. Hepsi bitsin. Kesim düzelteceğim, onu da göreceksiniz. Şimdi ikinci katımızı da koyuyoruz. Bu defa yakamız arada kalmış oluyor. Tertemiz bir görüntü olacak. Bakın burada geriye çevirdim. Böyle. Bakın köşelere gelen kısım, buraları makasla kesiyoruz. Eğer iç kısımda kalırsa kabalık yapar. Aklınızda bulunsun, kalınlık yapar, kaba durur, tam dönmez. Köşelere gelen kısımları özellikle, ben burada dikiş payı da fazla olduğu için kesiyorum. Köşelere gelen kısım ve dikiş paylarını temizlerseniz diktikleriniz daha orijinal, çevirdiğinizde daha temiz, daha muntazam durur. Bu da aklınızda bir küçük bir püf noktası olarak bulunsun. Evet, böyle temizliyorum kumaşımı. Bu şekilde. Bu köşesini de aynı şekilde açtım. Burayı da. Böyle bu YouTube'da olanı özellikle yavaş ilerliyorum. Tek tek anlatmaya çalışıyorum ki
YouTube'u izleyenler daha anlaşılır olsun diye izliyorlar. Bunların hızlandırılmış ve daha kısa versiyonları ve hemen böyle anlayabileceğiniz dikişi yapabilen arkadaşlar Instagram'dan takip edebilirler. Aynı ismimle Hacer Özdemir Yurt olarak Instagram'da. Şöyle bir avantajı var Instagram'ın. Birincisi, dikmeyi bilen insanlar böyle uzun videolardan sıkılabiliyorlar. Zaten biliyoruz deyip hızlı geçmek istiyorlar. İkincisi de orada daha fazla video, daha çok seçenek bulunduğu için Instagram'ı da size tavsiye ederim. Burayı da hiç bilmeyen ya da uzun versiyonunu izlemek isteyen arkadaşlarım için ayrıca yapıyorum. Bakın, geriye çevirdim. Ne kadar tatlı durdu. Ben çok beğendim ya. Bazen insan böyle yaptığını sevesi geliyor arkadaşlar. Vallahi ben seviyorum. Üzerinden düz çima dikişi geçtim. Sabitledim tamamen kumaşıma. Aynı farbalardan, aynı fırfırlardan, aynı şekilde ikişer dikiş geçerek omuz üstüne yapıyorum. Bu şekilde bunu da dikeceğim. Böyle kumaşın üstüne koydum. Evet, bu şekilde yaptım ve buradan dikeceğim. Yakamız gibi araya alarak dikmiyoruz. Bunu artık bu şekilde üstten dikiyoruz. Çünkü bunun üzerine de kol dikeceğiz. Bu yine arada kalmış olacak. Böyle alttaki iki kumaşa üstteki farbaları ekliyorum. Bu da bitmiş hali. Bakın, böyle cici durdu. Ön kısmında ayrılmasın diye minik bir dikiş attım. Şuradaki pat kısmı var ya, çıt çıt takacağım. Oraya da minik bir dikiş attım. Onu sabitledim ki şimdi dikerken kayma olmasın diye. Şimdi ön bedenimizi aynı şekilde iki tane dikiş dikerek, çift dikiş dikerek bu şekilde alttaki ipi çekerek büzgü yapıyoruz. Ön bedeni ön bedene, arka bedeni arka bedene gelecek şekilde dikeceğim. Burada da gösteriyorum size. Bakın böyle. Arka bedeni de buraya böyle büzüp ekliyorum arkadaşlar. Diktim ve geldim. Bakın, burası böyle. Arka tarafı da böyle. Diktim ve büzgülerini birleştirdim. Ovaloğunu tamamladım. Şimdi kol kısmını ekliyoruz. Böyle düzeltelim kumaşımızı. Kol kısmını da bu fırfırların üzerine, özellikle fırfırları düzeltin bu şekilde tek tek, olur mu? Araya fırfırlar yamuk yumuk girmesin, diktikten sonra muntazam görünsün. Evet, böyle kolumuzu da düzeltelim. Bakalım, ön kısım ön kısma gelecek şekilde tepe kısmını önce sabitliyorum böyle. Daha sonra etrafını bu şekilde kolumu diktiğimi gösteriyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde dikeceğim. Burada da diktim, bakın. Şimdi bu kolumuz dikilmişti. Uç kısmından 5'er santim pay bırakmıştım. Niçin? Fırfırlarımız temiz görünsün istiyordum. İçeri katlıyorum bu 5 santimi. Kolumuza lastiğimizi ayarlayıp buraya zikzak yaparak dikiyorum. Bakın, zikzak yaptım, diktim. Fırfırımız temiz göründü. Ay, ben bu fırfırları çok beğeniyorum. Çok da yakıştırıyorum ya. Kız elbisesi olsun, iki fırfır takıyorsun, ne kadar tatlı oluyor. Bir omzuna, bir yakasına, bir koluna, bitti, süslü püslü bir kız elbisesi ya. Bizim erkeklerimize niye böyle şeyler yok? Çok düz. Neyse, ben yine kız erkek şeyine girdim. Evet, bu şekilde kollarımızı birleştiriyoruz. Kol altından başlayıp bütün bedeni kapatıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde dikip geliyorum. Bakın, bu da bitmiş hali. Kenarlarını diktim. İçinden böyle görünüyor. Bakın, kollarımız ne kadar tatlı oldu, gördünüz mü? Evet, bu şekilde. Şimdi eteğimizin altını ne yapıyorum? Overlock çekip temizleyip ikiye katlayacağım. Birer santimden ikişer santimden nasıl istersem dikiyorum boyuna göre. Bu da tamamen bütün elbisemin bitmiş hali arkadaşlar. Kol fırfırının detayı ütüleyince bakın ne kadar da güzel durdu. Yakamız, 3 tane renkli pembe çıt çıtımız, onu da taktık. Bu kolumuzun görünüşü de böyle. Tamamen bitmiş hali. Yani elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sürçülisan olduysa affola arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destekte bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok emek veriyorum. Eğer böyle yaparsanız motive oluyorum ve daha çok dikmek istiyorum. Bakın, bu da yeğenimin üzerindeki durmuş hali. Nasıl olmuş? İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu da dikmek istediğim elbiseydi.